Baba, yemek hazır olmak üzere. New Orleans ölmek için kötü bir yer olabilir. Fakat öldükten sonra geri dönerseniz beni arayın. Dylan Doe. Belki de aradınız bile. Eskiden onların hepsini korurdu. Gecenin bütün yaratıklarını. Sadece filmlerde olduğunu sandığınız o keskin dişli canavarları. Neden mi? Çünkü onlar gerçek. Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum. Eskiden ben de öyle düşünürdüm. Fakat kendiniz bakın. Sizden bozukluk isteyen şu otlakçıya biraz yakından bakın. Komşunuza bakın. En iyi arkadaşınıza, hatta sevgilinize bir bakın. Yaşayan ölüler dışarıda, gözünüzün önünde saklanıyorlar. Eski günlerimde onlarla bağlantı kurmanızı sağlıyordum. Barış bendim, şişedeki mantar bendim, kumdaki çizgi bendim. Fakat sonra her şey değişti ve ölmek için birden fazla yol olduğunu keşfettim. Kalbiniz atmaya devam edebilir. Fakat bazen bu sadece görüntüden ibarettir. Dylan Doe, özel dedektif. Fakat bu et yiyen canavarlar artık benim sorunum değildi. Daha güvenli bir iş alanına yöneldim. İnsanların hayatını mahvetmenin yanına kalacağını mı sanıyorsun? Silahı çok erken tetiğe aldın. Ne? Birinin yüzüne silah doğrultmak onu korkutmak için yeterli. Silahı tetiğe almak için daha sonrayı beklemelisin. Yani silah tek başına adamı korkutmamışsa. Bunu zaten yaptın. Şimdi ne yapacaksın? Bana doğru sallayacak mısın? Gördün mü? Hiç etkilenmedi değil mi? Fakat silahı daha sonra tetiğe alsaydın, bum. O zaman bir gerginlik yaratırdın. İşte dostum, oyunun adı budur. Pekala, buraya neden geldin? Kafana bir kurşun sokmaya geldim. Pek bir çağrışım yapmadı. Bunu biraz daha açıklayabilir misin? Kimim demiştin? Evet. O ateşli kadınla birlikte olmuşsun. O fotoğraflar yüzünden her şeyimi kaybedeceğim. 4 yatak odalı, 5 banyolu, havuzu ve tenis kortlu villamı ve S sınıfı Mercedes'imi. Aşk asla güzel bitmez. Sen ne anlarsın aşktan? Biliyor musun? Sanırım o fotoğraflarda gözünden kaçan bir şey var. Evet, bir göz atsan iyi olur.
Şunu görüyor musun? Burnumu kırdı. Sakin ol koca bebek. Burnun kırılmadı. Bak, bana kızdığını biliyorum. Fakat ben sadece işimi yapıyorum. Sekreterinle aşk yaşayan sendin. Yönetici yardımcım. Her neyse. Suç işlersen bedelini de ödersin. Fakat daha önce o beni aldatmıştı. İntikam alman gerekmiyor. Bir kanıt bulman yeterli. Ses kaydı, fotoğraf, hatta mümkünse video kaydı. Günde 250 dolar artı harcamalar. Yanında çek defterin yok değil mi? Kredi kartı kabul ediyor musun? Dilim! O adamın elinde bir silah mı vardı? Al. Nedir bu? Bayılacaksın. Rekabete dahil olmamızı sağlayacak bir şey. Markus. Dilim dinle. Hayat ve iş için 3 önemli malzeme vardır. Tamam mı? Ben buna 2 ödüyorum. İstemek, kazanmak ve öğrenmek. Bence o reklamları izlemeyi bırakmalısın. Evet ama senin de biraz gelişmen gerekiyor. Üzgünüm ama şu anda bir devrim yaşanıyor ve adına da dijital diyorlar. Dünyanın bazı yerlerinde film kullanmayı eski moda buluyorlar. Cennet bahçesi gibi. Senin kredi kartını kullandım. Umarım hoşuna gider. Ha? Birkaç hafta önce yaptığımız sohbet üzerinde düşündün mü? Hiç. Dylan. Bak. Mektuplarını almanın ve antika film koleksiyonunu geliştirmenin kötü olduğunu söylemiyorum. Ama aslında bundan fazlasını yapabilirim. Gerçekten fazlasını yapabilirim. Bunun karısını aldatan kocalardan çok bir hayat memat meselesi olduğunu düşünüyorum. Senin kilit adamın olmak istiyorum Dylan. Öyle ayak işlerini yapan biri değil. Ortağın olmak istiyorum. Markus, daha önce de söyledim. Benim bir ortağım olamaz. Üzgünüm. Pekala, sorun değil dostum. Aldatan kocalardan bahsetmişken... Bunlar Colin'in fotoğrafları. Evet. Vay canına. Böyle bir şey anatomik olarak mümkün mü? Evet, bu fotoğrafları çekebilmek için nerelerde süründüğümü bilemezsin. Bugün seni Garden bölgesinden bir kadın aradı. Seninle konuşmak istiyormuş. Bu ne demek? Bilmiyorum. Ne? Bu dostum, ücretlerimiz artacak demektir. New Orleans Garden bölgesi. Zenginlerin zengince yaşadığı yer. Ya da bu vakadaki gibi zengince öldükleri yer. İlk izlenimin harika olacak. Yeni bir araba almalısın. Öyle mi? Bu bir klasik. O zaman sana yol görünür. Anladın mı? Evet, tamam. Pekala. Şu adamları tanıyor musun? Başka bir hayattan. Şehrin üst kesimindeki davalarla ilgili bilmeniz gereken ilk şey bunların alt kesimde sonuçlandığıdır. Bu işin nereye varacağını bilseydim şimdiye kadar çoktan reddetmiştim. Fakat geç fark etmeyle ilgili söylenenleri bilirsiniz. Her seferinde sizi alt eder. Yardım edebilir miyim? Hayır. O benim işim. Ben Dylan. Bunu nasıl yapacağımızı pek bilmiyorum. Daha önce bir özel dedektifle karşılaşmamıştım. Peki, neden bizi buraya çağırma sebebinden başlamıyorsunuz? Babam... Tahmin edeyim. Sizi terk edip gitti. Babam öldürüldü. Ve beni asla terk etmezdi. Onun ailesi bendim. Başınız sağ olsun. Peki şu mavi elbiseli dostlarınız ne dedi? Söylediklerimin tek kelimesini dinlemediler. Bana inanmıyorlar, hikayeme inanmıyorlar. Sırf komşuları güvende olduklarını ikna etmek için dışarıya park ettiler. Ne? Bizim inanacağımızı nereden biliyorsunuz? Cenazeden sonra rahip bana bunu verdi. Nabzı atmıyor mu? Sorun değil. Artık o işlerle ilgilenmiyorum. Rahip yanılmış olmalı. Markus. Az önce ne oldu? Babam bir tür canavar tarafından öldürüldü. Bakın hanımefendi, travma insanın kafasını karıştırabilir. Bırakın saçmalamayı. Kendi gözlerimle gördüm. Çok büyüktü. Kalın bir postu ve kocaman pencereleri vardı. Üzgünüm, ihtiyacınız olanı bir özel dedektifte bulamazsınız. Bir işe yaramayacağını biliyordum. Temas halinde olacağız. Babanız için üzgünüz. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Lanet olsun Dylan, ne yaptın?
O kızın başı dertte, anlamıyor Hayır, musun? Hayır, o kız derdin ta kendisi. Bu bizim sorunumuz değil. Babası öldürülmüş, travma geçirmiş. Tek başına kalmış, yardıma ihtiyacı var. Bu kızı var. Unut Markus, konu kapanmıştır. Peki dur, dinle. Bak, bekler misin? Yıllardır elimize geçen ilk gerçek dava bu. Gerçekten yardımımıza ihtiyacı olan biri var. Bu tamamen sana söyleyeceğim şey. Farklı bir şey. Daha iyi bir şey. Bunu istemiyor musun? Hayır, istemiyorum. İstemiyorsun he? Çünkü şartlar her zaman daha iyi olmaz, tamam mı? Ya aynı kalır ya da daha kötüye gider. 5, 10, 20 yıl sonra her günümün aynı kalmasını istiyorum. İşte planım bu. Yarın görüşürüz. İyi planmış. Pekala, tamam. Yarın görüşürüz. O zaman ben de yürüyeceğim he? Nabzı asmıyorum, sorun değil. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Corpus House, şehrin en moda mekanı. Herkesin istediği uyuşturucuyu satan bir vampir yuvası. Sizi bütün gece ayakta tutuyor. İnsana 10 adamın gücünü veriyor. Sonsuza kadar yaşayacakmışsın gibi hissettiriyor. Kendi kanını heyecan fırtınası diye satmayı vampirlere bırakın. Ne kadar? 450. Bu gece yeterince içtin Rolly. Yeterli olduğu zaman sana söylerim. Rodi! Kapa çeneni! Hey! Vargas. Dün gece bir kurt adam cinayete işlendi. Alfred Ryan adlı bir ithalatçı oldu. Yaşayan biri. İnsanlar ölür Lorca. Aş artık. Bu sefer farklı. Anlaşılan Güney Louisiana limanındaki kurtlar Avrupa'dan bir şey geldiğini duymuşlar. Kalp. Git bir kontrol et. Lanet olası yaşayanlar. Yakışıklı. Eğlence bitti. Daha yeni başladı. Birinin mola vermesi gerekiyor. Devam edin. Bak Dilim, ben sana söylediklerimden dolayı özür dilerim. Onları söylememem gerekirdi. Benim üstüme vazife değil. Galiba kendi sınırlarımı biraz fazla aştım. Çok üzgünüm. Ve haklı olduğundan eminim. Muhtemelen Dilim'in tekiydi ve saçma sapan konuşuyordu. Aslında neden bahsediyordu? Büyük pençeleri olan koca bir canavar mı diyordu? Greven.
Marcus. Marcus. Tamam. Şuraya bir bakalım. Tanrım. Bana mı öyle geliyor, yoksa bir şey bu adamdan bir ısırık mı almış? affedersiniz. Bugüne kadar gördüğüm o kadar cesetten sonra insan bunun daha kolay olacağını düşünüyor. Fakat öyle değildi. Marcus benim arkadaşım. Geçmişimi geride bıraktığımı sanıyordum. Fakat bazen bir yolunu bulup size yaklaşıyor ve gününüzü mahvediyor. Artık işe dönme zamanı gelmişti, hem de hemen. Bana deli olduğumu söylemiştiniz. Fikrinizi ne değiştirdi? Dün gece arkadaşım öldürüldü. Çok üzüldüm. Bunu kim yapmış olabilir? Aslında kim değil, ne yapabilir demeli. Çünkü Marcus öldüren bir insan değildi. Bir evinizi gözlüyordu. Davayı almaktan vazgeçmemi istiyordu. Yani davayı alıyor musunuz? Olabilir. Babamı ne öldürdü? Bir kurt adam. Bir kurt adam mı? Filmlerdeki gibi mi? Evet ve hayır. Onlar sadece ormandaki büyükannenin kulübesinde ya da sadece Londra'da yaşamıyorlar. Onlar burada, şehirde aramızda yaşayıp çalışıyorlar. Çoğu bu değişimi kabul etti ve içlerindeki canavarı kontrol etmeyi öğrendi. Ama bazen canavar kontrolden çıkar ve sonucu işte böyle olur. Babanız hayatını nasıl kazanıyordu? İthalatçıydı. Evde ne bulabilirsiniz bilmiyorum. Polis her yeri didik didik aradı. Ağaçlara baktılar mı? Ağaçlar mı? Kurt adamlar ağaçları kullanmaya bayılır. Kurda dönüşmenin Avrupa'daki ilk vakalarının çoğu ormanlık yerlerde gerçekleşmiş. Bingo. Büyüleyici. İleri bir teknoloji. Zombi araştırması eski yöntemle yapılır. Bunlar dişi bir kurt adamın saçları. İkinci ve üçüncü postların arasında ve yaklaşık 18 yaşlarında. O şey bir kadın mıydı? O şey bir kızdı. Bunlar ne? Saç örnekleri. Kurt adam olmanın en yaygın yolu aileden gelen kurt adamlıktır. Genetik bir bozukluk gibi anne babadan çocuğa aktarılır. Bu ailelerin de her kurt sürüsünde olduğu gibi postlarında ayırt edici renkler vardır. Şehirde 4 kurt adam soyu var. Hepsi de bölgeseldir. Bu yüzden bu kızın da bunlardan biri olması gerekiyor. Sisnus. Lanet olsun. Ne? Hey, sorun ne? Sisnos et paketleme tesisleri. Sisnos kurt adam soyuna ait ve onlar tarafından yönetiliyor. Bu olaya karıştıkları konusunda yanılmayı umuyordum. Gabriel'le olan ilişkimiz çok eskilere dayanır. Fakat kurt adam kılıyla ilgili ne derler bilirsiniz. Asla yalan söylemez. Kurt adamların hoşlanmadıkları şeylerden biri de cinayetle suçlanmaktır. Özellikle kendi işledikleri cinayetlerle.
Yalnızca 4,5 kilo. Ortalıkta gizlice dolaşmamalısın. İnsanlar seni yanlış anlayabilirler. Neyse ki buradaki tek insan benim. Ailen nasıl Gabriel? Aa, çok iyiler. Sorduğun için teşekkür ederim. O kapılardan tekrar geçmenin senin için ne anlama geldiğini hiç düşündün mü? Ve bütün bu olanlardan sonra artık sana canavar avcısı diyorlar. İşe geri dönmek için ya çok cesur ya da tamamen aklını kaçırmış olmalısın. Üzülme. Emekliliğim devam ediyor. Sadece bir vaka için döndüm. Bir cinayet. Alfred Ryan adında bir insan. Alfred Ryan. Bu ismin benim için bir şey ifade etmesi mi gerekiyor? Bilmiyorum, sen söyle. Onu senin soyundan biri öldürdü. Ailemden birini suçlamak beni suçlamak demektir. Bunu bilmen gerekirdi. Yoksa bir zamanlar tanıdığım adamdan bu kadar uzak mısın? Uzak kalmayı tercih ettim. Beni senin dünyan çağırdı. Şimdi de bir dostum öldürüldü. Tekrar. Üzüldüm. Bu Mara mı? Kaç yaşında? 17 mi? Şu ana kadar ikinci postuna kavuşmuş olmadı. Sözlerine dikkat et evlat. Geçmişimize olan saygımdan dolayı seni şu anda öldürmeyeceğim. Fakat gitsen iyi olur. Diğerleri benim kadar anlayışlı olmayabilir. Cassandra çok güzel bir kızdı. Başına gelenler çok üzücüydü fakat bunu isteyeceğini pek sanmıyorum. Bunu demekle ne kastediyorsun? Seni, onun adına eski hayaletlerden intikam almaya çalışmanı. Cassandra, uzun süredir onun adının söylendiğini duymamıştım. Dikkat, korkuluk açık. Asla geri dönmemeliyim. Burada artık hoş karşılanmıyorsun, domuzcuk. Wolfgang, son kavgamızdan dolayı hala bana kızgın. Babam safkanlara karşı seni asla korumamalıydı. Seni öldürmelerine izin vermeliydi. Sen sadece aşağılık bir yaşayansın. Bir vampir gibi dövüşüyorsun. İnsan tadına en son ne zaman baktın biliyor musun? Artık buna izin vermiyorlar ama... Hey, kurallar bozmak için... Muşta'dan hoşlanmıyorsun değil mi? Wolfgang'le işim bittikten sonra Gabriel'in ofisinde bulduğum adresi kontrol etmeye gittim. 4,5 kiloluk et pek sipariş gibi durmuyordu. Belki de tek bir kişiye gönderiliyordu. Belki de saklanmakta olan biri. Artık her şeyi anladığımdan emindim. Müşterimin babasını öldüren canavarı bulmuştum. Mara. Kötü haber, bu Mara'ydı. Gabriel'in kızı. Bir kurt ısırığı değil.
mi yani? Daha başlamadık bile. Öldürmeden önce işkence etmişler. İyi olmuş. Hayır, iyi değil. Neden yaptıklarını öğrenmeliyim. Sen neden bahsediyorsun? O canavar ölmeyi hak etti. Biri sınırı aştı. Bu ciddi bir savaş başlatabilir. Bu yüzden babanın amacını öğrenmeliyim. Beni dikkatle dinler misin? Sana her şeyi anlattım. Hayır, sen beni dinle. Savaş derken televizyonda gördüğün şeylerden bahsetmiyorum. Savaş burada olacak. Sokaklarda ve çok kanlı olacak. O kan eninde sonunda sana da bulaşacak. İşte o zaman seni hiç kimse kurtaramayacak. Ben bile. Bu kadar. Pekala. Sanırım onu sana göstermem gerek. Babam öldürülmeden önce bana bu kitaptan bahsetmişti. Geçen gece bir göz attım. Bu kitaptaki eserlerin değeri yaklaşık 2 milyon dolar. Hiçbirine el sürülmemiş. Fakat bu eser hariç. Bunu bulamıyorum. Neden bundan kimseye bahsetmedin? Bu kitaptaki eserler gümrükten geçmedi. Yani babam bir kaçakçıydı. Anlamıyorsun. Zaten senin gibi biri bunu anlayamaz. Bunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Ne polis ne başka biri. Çünkü babamın bu şekilde hatırlanmasını istemiyorum. O benim babamdı. Ne oldu? Işıkları söndür. Ah. Hadi. Gidelim. Bu tarafta. Magnezyumlu işaret fişi. Gün ışığı kadar yakıcı bir etkisi var. Kurtulduk ama onları öldürmez. Ondan bahsetmiyorum. Neden benim olarak kullandın? Bak, hayattasın işte. Tam isabet. Söyler misin neler oluyor? Etrafına bak, şunlara bak. Senin gibi olduklarını sanıyorsun ama değiller. Sokaktaki herhangi biri bir sahtekar. Yaşayan biri. Küçükken masallarda okuduğun canavarlar gerçek. Ve burada. Kurt adamlar, vampirler her yerde. Saklanıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve hayatta kalmalarının tek şartı burada olduklarının bilinmemesi. İşte bu yüzden New Orleans onların Mekke'si oldu. Zaten gece yaratıklarından biri olsaydın nerede saklanırdın? Bütün bunları sen nereden biliyorsun? Yaşayan ölüler arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bir insanı tarafsız bir müfettiş olarak tayin edeceklerdi. Bir dedektifi. Aralarından biri sınırı aştığı zaman kendilerini ondan koruyacak güvenilir biri. Eskiden bana güveniyorlardı. Sırlarını saklıyordum. Ne oldu peki? Bedelini ödedim. Mara'daki ısırık Markus'u öldüren ısırığa benziyordu.
Fakat bundan emin olmak zorundayım. Ne yapıyoruz burada? Bir şey kontrol etmeliyim. Sen burada kal. Pekala, o zaman eli kanlı bir vampir gelirse ben de çığlık atarım. Evet, daha taze. Henüz 3 saattir ceset torbasında. Evet, bilmiyorum. Fil boyu ne kadar? Yaklaşık 1 metre 70 santim boyunda. Evet, orta boylu. Üzgünüm ama daha uzun birine ihtiyacın olması benim sorunum değil. Hey, siviller buraya giremez. Lanet olsun. Bu Dylan. Phil. Cecil. Dylan, seni gördüğüme çok sevindim dostum. Senin emekli olduğunu sanıyordum. Buraya bir cesede bakmaya geldim. Bu sabah geldi. Marcus Tekler. Öyle mi? Onu pek hatırlayamadım. Evet. Şu çocuk. Seni tebrik etmeliyim. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bu çocuk kendine gerçekten çok iyi bakmış. Bir kız gibi yumuşak. Böylesini severim. Vejeteryan falan mıydı? İşte burada. Isırık izi aynı. Hey! Sol kolu nerede? Sana söyledim dostum. Bunun canlanacağını biliyordum. Teşekkür ederim. Neden bahsediyor bu? Doruyorum. Neredeyim ben? Neler oluyor? Önce iyi haber mi? Yoksa kötü haber mi? İyi. Kötü olanı. Pekala, kötü haber şu. Sen öldün. Çok komik gerçekten. Bu gerçekten çok komik. Peki iyi haber nedir? İyi haberse durumun aslında... Evet, kontrol altına alınabilir. Bir dakika. Bir saniye. Rüyadayım. Rüya görüyorum. Şu anda uyuyorum. Ve sen de harika görünüyorsun. Gerçekten. Marcus. Seni hissedebiliyorum. Evet, hissediyorum. Marcus. Çok tuhaf. Marcus, kes gerçekten. Şunu Marcus. Çok iyi görünüyorsun. Temiz duruyorsun. Tanrım. Keşke gerçekte de böyle olsan. Marcus bak, rüyada değilsin. Bence öyleyim. Bence rüya görüyorum. Hayır. Olamaz. Bu da ne? Nedir bu? Nedir bu? Çoğunluğu kalın bağırsan. Dylan, bir yanlış tedavi vakasıyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız bunu şimdi? Mikrop kapacak. Artık onun için endişelenmene gerek yok. Sen yaşayan ölülerden birisin Marcus. Yaşayan ölü olmanın iyi yanı ne biliyor musun? Artık koşu yapmak yok. bu nasıl oldu? Görünüşe göre bir zombi tarafından ısırıldın Marcus. Tek bir çürük elma bütün elmaları çürütür. Biliyor musun? O et yiyenler bizim gibi değiller. Paramparça, yırtık pırtıklar, tavırları da öyle. Mike Tyson'ın peltek konuşmasıyla, yüzündeki kabile dövmesiyle dalga geçtikten sonraki hali... Yaşayanlarla uyum sağlamanın tek yolu bu. Biz onları yemeyiz. Onlar da beynimizi parçalamazlar. Bugüne kadar gayet iyi gitti. Sen iyi misin dostum? Koluma ne oldu? Koluma ne oldu? Marcus! Marcus'un durumu kötüydü ve yaşayan ölülerin neden öldürme çılgınlığına girdiğini öğrenmem gerekiyordu. Neyse ki koca alın kaportacısı vardı. Burada. Her neyse, gittiğimizde görürsünüz. Kaportacı mı? Burada ne arıyoruz? Eski bir muhbirimle görüşeceğiz. Nereye gittiğini sanıyorsun? Kapalıyız. Çekil yolundan. Yoksa senin de kaportanı düzeltmem gerekecek. Teşekkür ederim. Ne yaparsan yap. Ama çığlık atma. Tamam.
Söyler misin burada neler oluyor böyle? Burası kaportacı. Güneydoğu'daki tüm zombiler buradan parça temin ederler. Oldukça hızlıdırlar. Evet. Yani bu insanlar zombi mi? Geri dönüşüm gibi düşün. Hayır, onları bataklıktan toplayamazsın. Bunların hepsi çok taze. Seni daha sonra ararım. Lanet olası. Dylan. Koca Al, parça işi nasıl gidiyor? Bak dostum, bunu sana nasıl söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama sokaklarda senin cinnet geçirdiğin söylentileri dolaşıyor. Bundan endişe etmem gerekiyor mu? Ne dersin? Endişelenme Al. Sadece buraya birini bırakmaya geldim. Şu kambura söyle, adam arabamın bagajında. Arkadaşın kim diyelim? Vücudu çok güzel. O müşterim. Bu gece bazı asil kanlılarla tartıştım. Ha öyle mi? Tekrar birleşmekten pek memnun değilsin ha? Bugünlerde gösteriyi kim yönetiyor? Vargas. Korpus House artık o yönetiyor. Yaşayanlara vampir kanı satan ucube mi? Evet öyle. Galiba kaportacılık meyvesini vermeye başladı. Köşedeki ofisi o kaptı. Özellikle yüksek mevkideki yöneticilerin daha iyi bir mekana taşınması onun işine yaradı. Yanılmıyorsam ortalıkta dolaşan venatör söylentisini yayan kişi de o. Herkes bundan söz ediyor, anladın mı? Ortalıkta bir venator mu var? Evet. Venator ne demek? Latince bir kelime. Monstro venatorum'un kısaltması. Canavar avcıları. Çoğunluğu dindar kaçıklardan oluşuyor. Ellerinde gümüş mermiler, ahşap kazıklar ve kutsal sularda dolaşıyorlar. Tanrım. Onların tükendiğini sanıyordum. Yakın zamanlarda ne oldu? Civardaki ölülerden bazıları kayboldu. Bazı dedikoducular var ama hiçbiri emin değil. Dostum, bu işlere hiç karışma. Bütün bunlardan herhangi bir karın yok herhalde, değil mi? Alındım ama Dylan. Bu yer temiz bir iş yeri. Çalıntı mal kullanmıyoruz. Öyle mi? Pekala. Şimdi o koca kulaklarını iyi aç. Bilmem gereken bir şey duyduğun takdirde hemen beni ara. Pekala Dylan. Fazla acele etme Dylan, duydun mu? Kendine bir iyilik yap, Corpus House'dan uzak dur, anladın mı? Sana bazı kötü haberlerim var Loka. Koca Alın muhbiri asil kanlılardan birinin o sürtü kurdunu öldüğü yerde dolandığını söyledi. Başımızı ne kadar derde sokacağının farkında mısın sen? Ha? Neyi riske edeceğimizi biliyor musun? Bunu yüzyıllardır bekliyoruz. Bana bak. Ortaya çıkmak için yüzlerce yıl bekledik. Gıda zincirinin tepesindeki haklı yerimizi almak için, insanların artıklarıyla yaşamamak için bekledik. Fakat artık bitti. Bitti. İnsan ırkının modası artık geçti. Pekala, bunu nasıl halledeceğiz? Çok basit. Belial'ın kalbiyle. Ve Lorca onu bulamadığı gibi Dylan'a karşı ifşa olmamıza da neden oldu. Bir vampirin diri diri gömülmesinin nasıl bir şey olduğunu anlatmama gerek yok, değil mi? Klostrofobi, böcekler, beynini yiyen solucanlar. Yine de ölmezsin. Benim suçum değil, onu bulamadım. Ah Lorca, sana inanmak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Biliyor musun? Bunu düşünmek için sana biraz zaman vereceğim. Tamam mı? 20 yıla... Ne dersin? Tamam mı? Güzel. Vargas. Tamam. Vargas! Hayır! Vargas! Hayır! Vargas! Vargas!
Anladığımdan pek emin değilim. Canavar avcılarının kötü olduğunu söyler gibisin ama bu pek mantıklı gelmiyor çünkü ne zamandan beri canavarlar iyilerden oldu? Bütün bunlar canavarların kim olduğunu düşünmene bağlı. Neredeyim ben? Hem bu koku da nedir? Sensin. Aa tanrım. Aman tanrım, koluma ne oldu? Dilan, koluma ne oldu söyler misin? Sakin ol, onu ödünç aldı. Ödünç mü? Çünkü sana uygun beyaz bir kol kalmamış. Kalmamış mı? Sen ne dediğinin farkında mısın? Kolum kahverengi. Üstelik ben evli değilim. Markus, sen zombi oldun. Şimdi dikkatini bana ver. Zemin temizleyici senin yeni parfümün. Temizlik maddeleri de gözlerinin sararmasını önleyecek. Dişlerin için çamaşır suyu kullanacaksın. Bu senin yeni güzellik planın. Bir gün bile aksatma. Çok çok komik birisin. Gerçekten çok komiksin. Yıllardır böyle bir yeteneğin olduğunu söylüyordum. Karnım Markus acıktı. Hayır, onu yiyemezsin. Aa, açlıktan ölüyorum Markus, ama. Markus, sana yardım etmeye çalışıyorum. Aa, yemeye başladım bile. Metodu harika. Yalan söylediğini şimdi anladım. Bunlara bayıldım. Markus, zombilerin açık büfesi burası. Ben aç değilim. Gayet iyiyim. Beni bir hastaneye götüremez misin? Bana bir B12 iğnesi yaparlarsa ya da onun gibi bir şey verirlerse kendimi daha iyi. Zamanımız yok. Mideni tekrar göstermemi ister misin? Sen artık bir zombisin. Ya bunu yersin ya da çiğ insan etini. Midendeki açlık hissi var ya, yemek yemezsen çok daha büyüyecek. Sonra da çürüyüp öleceksin. Sanırım şimdi kusacağım. Pekala, şimdi ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ben bunu yiyemeyeceğim ve bana bunu önerdiğini de unutacağız çünkü bu iğrenç bir şey. Hortlaklar. Tanrım. Hortlaklar mı? Bu hortlaklar kim oluyor? Camı açabilir miyiz lütfen? Aa, çok komik. Ölü şakası. Artık herkes komedyen oldu. Tanrım. Bu o kadar kötü kokuyor ki. Belki o sensin. Belki sen kokuyorsun. Bunu hiç düşündün mü? Vampir kanına bağlı insanlara hortlak deniyor. Onlara inanılmaz bir güç ve sonsuz bir gençlik veriyor. Vampir gibi oluyorlar. Sadece bu kadar popüler olduklarını hiç görmemiştim. Söylediklerinin yarısını uyduruyorsun değil mi? Onu ofise götür. Burası güvenli değil. Sen ne olacaksın? Bana bir şey olmaz. Bir saate kadar geri dönmezsem bomba ihbarı yapın. Vampir değilseniz Corpus House'a girmenin tek bir yolu vardı. Bu da kanlarına bağımlı bir hortlak olmaktı. Neyse ki oyunu biliyordum. Tek ihtiyacım olan şey kanıttı. Corpus House'a hoş geldiniz. Mara'nın mekanından kaçan genç bir vampirdi. Seçeneklerim tükeniyordu. Ya da her zamanki gibi kaçıyordu. Bir dostumu arıyordum, belki yardım edebilirsin. Asil kanlı, yaklaşık 1.70 boyunda, 20'li yaşlarda, zayıf biri. Bir bakıma tıraş edilmiş kedilere benziyor. Ne dersin he? Burada olabilir mi? Teşekkür ederim, çok yardımcı oldun. Üst kattan çağrılıyorsun. Peki, ya gitmek istemezsem? O zaman hayallerinle squash oynarız. Ben de bugün hiç şansım yok diyordum. Neden söz ettiğimi biliyorsun. Seni aşağıda o küçük pislikle gördüm. Hey, şuraya bakın. Merhaba, nasıl gidiyor Dillon?
Korpus House'a hoş geldin. Doğrusu yeniden hoş geldin. Otursana, bir şeyler iç. Sana bir içki getireyim mi? Hadi yapma şunu, kabalaşma, tamam mı? Hadi yapma. Bu binayla tanışıklığının eskiye dayandığını biliyorum ama seni temin ederim. Burada bela istemiyorum. Öyleyse neden benim bir canavar avcısı olduğum yönünde söylentiler yayıyorsun, ha? Söylesene. Şaka mı bu? Yaptıklarından sonra mı? Ah dostum, tek pişman olduğum şey onlardan sana bir meyve sepeti vermelerini istemekti. Demek istediğim, o günlerde bazı ihtiyarları öldürmeseydin, bütün bunların başına geçme şansını yakalayıncaya kadar sana bir 100 yıl daha vergi öder. Bir de şimdiki halime bak. Dünyanın kralıyım. Çok teşekkür ederim dostum. Dostum ha? O zaman neden seninkilerden birinin bir kurt adamı ve birkaç tanesinin de bir müşterimi öldürmeye çalıştığını söylemiyorsun? Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Ama hayır, benimkilerden biri değildi. O zaman eski günlerin hatırına etrafa bir göz atmama bir şey demezsin. Bunu kabul edecek başka biri var mıdır bilemiyorum. Senden izin istemiyorum. Etrafına şöyle bir bakar mısın? İşler değişti. Artık sana ihtiyacımız yok. Şimdi sana dostça bir tavsiyede bulunayım. O eski motelde gözetleme işi ya da herhangi bir iş yap ve bu yarışta benim yolumu tıkama. Bu işin altında sen varsın Vargas. Bunu kanıtladığım zaman beni tekrar göreceksin. Ama bir dahaki sefer bu kadar kibar olmayacağım. Her zaman dediğim gibi, iyi bir dedektifliğin sırrı ne mi? Şansının yaver gitmesi. Senin sorunun nedir ahbap? Yerinde olsam dikkatli olurdum. Bunlar tahta uçlu kurşunlar. Theodor Kuf, 114. cadde C. Asil kan olarak adın ne Theodor? Slake. Bana Marasisnok'tan bahset. Ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne zaman ısırıldın Teddy? Ölümsüz olalı 10 yılı bulmamış gibi görünüyorsun. Bu kadar erken ölmen çok kötü olur. Kapa çeneni. Mara'yı neden öldürdün? Ve neden asil kanlılar onun peşine düştüler? Eğer beni öldürürsen bunu asla öğrenemezsin. Onun nerede olduğunu bilen tek kişi benim. Bahsettiğin şey bu mu? Nedir bu? Bu hiç iyi olmadı Teddy. Hiç iyi olmadı. İndir onu aşağı. İşte davada bir bu eksikti. 2 metre 13 santim boyunda insan yiyen bir zombi. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba New Orleans'ta hiç gerçek insan kaldı mı? Dylan'la o vampirler arasında neler olduğunu gerçekten bilmiyor musun? Hayır, bu konular hakkında pek fazla konuşmaz. Belki birkaç yıl önce nişanlısının başına gelenlerle bir ilgisi olabilir. Ha, onu terk mi etti? Hayır, pek sayılmaz. Aslında... Ay, iğrenç görünüyorsun. Teşekkür ederim Mary Kay. Bir ipucu var. Yarım saate çıkıyoruz. Ne? Sen gelmiyorsun. Dün gece neredeyse ölüyordun. Güvende olduğundan emin olmam gerekiyor. Peki ya ben neden gelmek zorundayım? Çünkü sen zaten ölüsün. Demek öldüm ha. Ama tanrım. Ne yaptın böyle? Ölü bir fahişeye benziyorum. Slake'in çıkmaz sokak olması çok kötü.
Gerçek anlamda. Fakat hiç değilse sürücü belgesi beni yıkık dökük dairesine götürdü. Haçı ya da başka bir ipucu bulmayı umuyordum. Evet, etrafı dağıt bakalım. Çok iyi. Çünkü nasıl olsa Slake'in umurunda değil. Oh. Tanrım, Apple'ın tabut yaptığını bilmiyordum. Hey, vampirlerin kamerada görmediğini sanıyordum. Sadece aynalarda yansımaları yok. Fotoğraflarda görünüyorlar. Bir bakayım. Bu Mara, ölen kurt adam. Kız bir vampirle çıkıyormuş. Çok ilginç bir şey. Şimdi bir cenaze törenine gideceğiz. Daha bir şey yemedin değil mi? Belki sadece hastayım. Belki gerçekten ciddi bir şekilde hastayım. Bunu hiç düşünür mü Dylan? He? Çünkü hayat sigortamın bunu ödeyeceğini hiç sanmam. Bunu düzeltmelisin, tamam mı? Çünkü sigorta poliçemde bir zombi planı olduğunu hiç sanmıyorum. Tamam mı? Bunu düzeltmek zorundasın. Beni vurdun. Aman tanrım. Dylan, bunu neden yaptın? Vuruldum. Vuruldum. Ama canım yanmıyor. Marcus, ha? Sen ölüsün. Şimdi ya kendine acıyabilir ve ağır, sefil bir ölümü seçersin ya da kendine istediğin sınırı koyabilirsin. Fakat bu kararı senin için ben veremem. Beni vurmak zorunda değildin. Gabriel'la kızının cenazesinde görüşmek yeterince zordu. Ama kızını ve vampir sevgilisini cinayetle suçlamak bazıları için sadece bir kabalık olurdu. Bunu sorarsam Gabriel'ın bana vurmak ya da beni öldürmek isteyeceğini biliyordum. Belki de her ikisini yapardı. Yeterince uzun yaşarsan her şeyi görebilirsin derler. Bu keşke hiç görmeyeceğim şeylerden biri olsaydı. Mara için çok üzgünüm Gabriel. Gerçekten. Ama bazı cevaplara ihtiyacım var. Vampir çocuk bana geldi. Hayatı için yalvarıyordu. Mara ile olan ilişkisiyle ilgili her şeyi bana anlattı. Her şeyi. Kızımı o öldürmedi. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Benden sakladığın şey ne? O şeyin bununla ne ilgisi var? Bunu yapacaklarını sanmazdım. Gençlik idealizminden olsa gerek. Yüzyıllardır süren savaşa bir teneke parçasıyla son vereceklerini sanıyorlardı. Ama uyuyan bir canavarı uyandıracaklarından haberleri yoktu. Bu kadar kan dökülecek. Peki ne için? Bir dakika, bu canavar bu dediğin... Bu bizim işimiz, seni ilgilendirmez. Artık çok geç. Olaya ben de dahil oldum. Bunun sebebini öğrendiğimde biri bedelini ödeyecek. Umarım o kişi sen olmazsın. Gabriel bir çıkmaz sokaktı. Belki de kızına olanlar benim başıma gelmesin diye uğraşıyordu. Ne yapıyorsun orada? Sadece çok güzel bir kızmış. Öyleydi. Ne oldu? Söylemek zorunda değilsin. Belki anlatmak istersin diye düşündüm. O gece eve geldiğimde bir yanlışlık olduğunu hissetmiştim.
Daire normalden daha soğuktu. Doğruca Corpus House'a gittim. Bunu onların yaptığını biliyordum. Ve onu yerde yatarken gördüğümde kendimi kaybettim. Beni hiçbir şey durduramazdı. Bunu onlara ödetmeliydim ve ödediler. Hem de hepsi. Her ikimizden de çok değerli bir şey aldılar. Üç tane ekstra peynirli cheeseburger, bacon, acı biber, mantar ve soğan. Biraz peynirli kızartma, biraz da kızarmış peynir parçalarından alayım. Ve diyet kola. Pekala. Hemen getiriyorum. Tommy, bana bir 9 numara ver. 9 numara da nedir? Tam senin istediğin şey Ahbap. Tam senin istediğin gibi. 9 numara. Hazır. Bu da ne böyle? Ben böyle bir şey ısmarlamadım ki. Solucan yemeği ve larva köftesi. Bir bardak motor yağı ve sosisli de şirketten. Neden sosisli koydunuz? Sosisli olmaz. Sosisli olmaz. Bu iğrenç. Küçükken kaç tane sosis yediğimi biliyor musun sen ha? Bak Ahbap. Bunu yemeyeceğim. Hiçbirini yemeyeceğim. Unut bunu. Unut bunu. Şimdi kataraktını, o çirkin sivilcelerini, kanayan diş etlerini ve o pis kokan nefesini al ve benim yapmayı düşündüğüm gibi gururumla öl. İyi günler bayım. Oo, onlara böyle davranmamalısın. Çünkü onlar da insan. Biliyor musun tatlım? Sen neden bahsettiğinin farkında değilsin. Evet. Bence farkındayım. Hayır. Bu o dini şeylerden biri mi? Sadece oku. Bu bir zombi destek grubu mu? Hı hı. Ve sen de gelmelisin. Bizim gibi birkaç kişiyle toplanıp konuşuyoruz. Güven bana. Yararı oluyor. Aradığım cevaplara eski bir dostumdan ulaşmadım. Gerçekten eski bir dosttan. Borelli oldukça çatlaktı. 800 yıl yaşasanız siz nasıl olurdunuz? Borelli, nasılsın? İyiyim dostum, çok iyiyim. Seni her zaman sevmişimdir Dylan. Ama korkarım İtalyancanı pek geliştirememişsin, öyle değil mi? Evet evet, vampir olunca söylemek kolay değil mi? Hayat ölümlerle heba oluyor. Hayatında başka bir kadın var mı? Hiç değişmiyorsun değil mi? Dylan, bana bak. Yüzyıllardır bu dünyadayım fakat kendime 98 yaşına kadar yaşayacak bir eş bulamıyorum. Yakışıklı bir gençsin. Yeni bir sevgili bulursun. Evet ama Cassandra gibisini bulamam. Çok doğru, evet öyle. Bu sana. Arafa, bu gerçekten beni çok eskilere götürdü. Dante. Bak ne diyeceğim. O adam içki içmeyi biliyordu. Pekala. Bu şerefi neye borçluyum? Bununla ilgili ne biliyorsun? Önemli değil. Eski bir hayalet hikayesi. Borelli. Bunu öğrenmek zorundayım.
Bunun yüzünden insanlar ölüyor. Nedir bu? Sana bunları anlattığımı kimseye söyleme, tamam mı? Buna Beriyal'ın kalbi diyorlar. Yüzyıllardır kayıp durumdaydı. 5000 yıl önce Beriyal yeryüzünde yürüdü. Ölülerin en güçlüsüydü o. Bütün dünyanın üzerine karanlık ve ölüm yaydı. Buna Beriyal'ın kalbi diyorlar. Çünkü bu kalbin içinde Beriyal'ın kanı bulunur. Beriyal asla yok edilemez, ancak muhafaza edilebilir. Efsaneye göre bir dolunay gecesinde Beriyal yeniden yaratılabilirmiş. Efsane bunu diyor. Onu yaratacak kişinin bu kalbe ve ev sahibine ihtiyacı var. Ev sahibi mi? Yaşayan ölülerden birinin bedeni. Beriyal'in kalbi ev sahibine kanı enjekte edecek. Bu gerçekleştiği zaman ev sahibi yok olacak ve Beriyal yeniden canlanacak. Ve sadece onu yaratan kişiye itaat edecek. Onu yaratan neden nefret ediyorsa o da ondan nefret edecek. Yaradan neyi yok etmek istiyorsa onu yok edecek. Fakat Beriyal'i öldürmek için önce onun efendisini öldürmen gerekiyor. Çünkü aralarında sembolik bir ilişki oluşuyor. Ruhları ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlanıyor. Harika. Dylan, bu kalp 400 yıl önce çalınmıştı. Bu sembol büyük canavar avcılarının sonuncusunun armasıdır. Kalbi buldular ve bütün yaşayan ölüleri yeryüzünden silmeyi planladılar. Ama avcılar daha bunu kullanamadan yok edildiler. Efsaneye göre kalbi ve bu sırrı saklama görevi bir kurt adam ailesine verildi. Gabriel. Markus'u Cisnoset tesisinde buluşmaya çağırdım. Gabriel'in bu işe karışmamasını umuyordum. Ama içimden gelen bir ses bu işin iyi bitmeyeceğini söylüyor. Ne oldu? Sorun ne? Kötü bir şey çok mi oldu? Çok kötü. Diğerlerine acele et. Fazla zamanım yok. Lütfen onlara... Slake'in bana söylediklerini söyle. Kalp! Dylan, başka kimse yok. Sklavi. Sklavi'yi bulmalısın. Dylan, bunu ona kim yapmış? Seni ve Mara'yı öldüren şey. Bir dakika, zombi mi? Şu koca zombi mi? Sklavi. Bir şey kontrol etmeliyim. Wolfgang'i ara. O buraya geldiğinde etrafta bulunmamaya dikkat et. Tamam. Merhaba. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sanırım şöyle diyebilirim. Ben Markus. Ve ben ölüyüm. Merhaba Markus. Merhaba arkadaşlar. Evet, aslında uyum sağlamam biraz zor oldu. Bilirsiniz işte, koku, yiyecekler, bazı vücut parçalarının düşmesi. Evet, bu adam neden söz ettiğini biliyor. Hayır, alışamam. Ama şu anda çok büyük bir sorunum var, tamam mı? Bir zombi arıyorum. Devasa bir zombiyi arıyorum. Bugüne kadar gördüğüm her şeyden daha büyük ve daha güçlü ve kendisi bir katil. Bunun sadece bir söylenti olduğunu sanıyorduk. Şehrin dışındaki terk edilmiş bir trafoda yaşadığını söylüyorlar. Yani yasak bölgede.
Markus, çok dikkatli olmalısın. Bak dostum, zombilerin dünyasında kahramanlara yer yoktur. İnan bana. Uzun ve gurur dolu tarihimiz korkaklıklarla doludur. Markus? Markus! Bir saate kadar dönmezsem bomba ihbarı yapın. Merhaba. Merhaba. Bununla ilgili başka bir şey bilmiyor musun? Hayır, onu babamdan çaldılar. Doğru ama başlangıçta onun da değildi. Yani kurt adamlara aitti. Fakat baban da bunun sıradan bir hatıra olmadığını biliyordu. Mara bunu geri almak için babanı öldürdü. Fakat bu işin arkasında vampirlerin olduğunu söylemiştin. Pek sayılmaz. Mara kalbi sevgilisi Slake'e verdi. O da sakladı. Sonra Mara öldürüldüğü zaman bunun yerini söyleyebileceği tek kişiye gitti. Gabriela. Şimdi üçü de öldü. Sklavi senin için bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Şimdiye kadar eski dostum Gabriel'i suçlayıp durdum. Onurlu bir adamdı. Şimdi o da öldü. Sınırımı aşıyordum. Evet belki. Ama hiç değilse ondan para almıyordum. Elizabeth'in hala tehlikede olduğunu biliyordum. Ait olmadığım bir dünyada başının derde girmesi hiç doğal bir şey değil. Eskiden bunun farkındaydım. Cassandra da öyle. Günaydın. Günaydın. Bu bir tılsım. Bunu taktığın sürece vampirler sana dokunmaz. Güvende olursun. Teşekkür ederim. Dylan, yaptığım şeye inanamayacaksın. Merhaba Elizabeth, sen ve... O da öyle paldır küldür dalmamalıydım, alışkın değilim de. Ben gidiyorum. Ya sadece size o et yiyen zombinin yerini bulduğumu söyleyecektim. Sizin işinizi... bittikten sonra konuşuruz, tamam mı? Gidiyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Markus, geri dön Markus. Evet. Sen ve Elizabeth, ha? Bence bu harika bir şey. Gerçekten çok iyi birine benziyor. Anlaşılan onu seviyorsun ve o da seni seviyor. Harika. İnsan hayata devam etmeli, değil mi? Çok uzun zaman olmuş. Kapa çeneni. Yoksa seni tekrar vururum. Koca zombi kilit adamdı. Sadece bu işe nasıl bulaştığını bilmiyordu. Burası labirent gibi Dylan. Burada yolunu bulabiliyor musun? Evet, az çok. İş tecrübesi. Zombiler burayı birkaç yıl önce bir sürgün yerine çevirdiler. Çok tehlikeli ya da güçsüz olanları buraya sürüyorlardı. Sadece güçlüler hayatta kalıyor, güçsüzler de yeniyordu. Oo. Diğerlerini yiyorlar mı? Yani yamyam zombiler gibi mi? Değil. Ne? Değil. Ha, bu da neydi böyle? Domdom kurşunu. Zombi durduran. Harika. Üzgünüm. Hadi gitmemiz gerekiyor. Aman tanrım. Hey dur dilim. Eğer ben de böyle olursam... Merak etme. Ben hallederim.
Yani sen halledeceksin. Güzel, harika. Teşekkür ederim Kevorkyan. Görünüşe göre burada hiç zombi yok. Bu iyi bir şey değil mi? Pek sayılmaz. Burası Riker Adası hapishanesinden daha kalabalıktır. Burada hiç zombi yoksa bu bir şeyden korktukları içindir. Harika. Ben aşağı iniyorum. Aşağı mı iniyorsun? Kafa tasları, kemikler ve yamyam zombilerin olduğu yere mi? Tamam, ben burada kalıyorum. Seni izleyeceğim. Çünkü henüz delirmedim. Henüz. Et yiyenlerden biri olduğu kesin. Nereye bakıyorsun? Corpus House'tan vampir kanı. Biri onu kontrol ediyormuş. Dinan! İyi misin? Markus. Sen benim kahramanımsın. Bunlar ne? Ahşap mermiler. Ahşap mermiler neye yarıyor? Bir düşün. Dünya üzerinde kalbi öğrenme ihtimali olan kimdi? Bu davayı aldığımdan beri beni takip eden kimdi? Ve yaşayan ölüleri dünyadan silmek kimin işine yarayacak? Galiba ahşap mermilerden pek hoşlanmayan biri. Vargas en başından beri bu işin içindeydi. Vargas. Peki planımız nedir? Planımız yok. Sadece daha büyük silahlarımız var. Aç şunları. Ya!
sorunun ne? Sorunun mu ne? Sana geri döneceğimi söylemiştim. Ne oldu? Gün ışığını sevmiyor musun? Bana bir konuda yardım edebilirsin. Kalp nerede? Ne? Sen neden söz ediyorsun? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Yanlış cevap Kanemici. Onu mu biliyorsun? Biliyorum. Tamam. Tamam, kes şunu. Evet, adamlarıma kalbi aramalarını söyledim. Beni bununla suçlayabilir misin? O kalp bir nükleer bomba gibi. Anlıyor musun? Bak, bak. Belial'ı yöneten kişi dünyayı kontrol altına alır. Sklavi nedir? Sklavi. Sklavi ne demek mi? Oh, hayır, hayır, hayır. Dur. Dur, şaka yaptım, tamam. Sklavi, evet. Sklavi bir vampir, evet. Corpus House'un kurulmasını sağlayan ihtiyarlardan biriydi, tamam mı? Peki onu nerede bulabilirim? O uyanlardan. Uyanlardan biri. Neden onunla ilgileniyorsun ki? Pekala. Şimdi beni rahat bırakın. Çarşaflarım cerrahat içinde kaldı. Ah, tamam. E vitamini alsan iyi olur. Kısa bir süre sonra geri döneceğiz. Evet, biraz da iyileştirici bitki kullan. Gün batımından önce bir saatimiz var. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Sklavi'nin uyuyanlardan biri olduğunu söyledi. Burası yakınlarını tuttukları yer. Yani bir tür huzur evi. Bu virane rıhtım mı? Evet. Buraya bakmak kimin aklına gelir ki? Her yere çizilen bu çılgın semboller ne? Onlar vampirlerin kan grupları. Her ailenin farklı bir kan grubu var. Nedir o? Vampir kanı. Tahmin etmiştim. Sergio. Sklavi. İşte burada. Ve kalp de burada. Aman Tanrım. Dedem mezuniyet gecesine gitse herhalde böyle görünür. Şşş, uyuyorlar. Üzgünüm. Tanrım. Onu almayacağım. Dalga mı geçiyorsun? Baksana adam nasıl da tutmuş. Uzuvların yenilenebilir. Evet, kolumu değiştirmiştin. Harika olmuştu, unutur mu? Pekala. Sen bir dedektifsin. Sen alabilirsin. Alırken dikkatli ol, tamam mı? Birden asılma. Tamam. Hafifçe al. Ha? Tamam. Aman Tanrım, gelin. Kaç. Tanrım, kurtar. Ah! Ne oldu? Bunu asla bilemezsin. Ben bunun için yaratılmadım. Bunun için yaratılmadım. Sanırım altıma kaçırdım. Ah Tanrım. Biliyor musunuz, akıllı olduğunu sanan birine göre kesinlikle biraz fazla dayak yedim. Lanet olsun. Candan sevilen ve bir türlü emekli olmayan Dylan'a karşı son saygılarımızı sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Onu sevgiyle anıyoruz. Lütfen konuşmamı bölme. Şimdiye kadar hünerlerimi gösterdiğimi bilmenizi isterim ama son günlerde yaşanan bazı olaylar değişmez düşüncelerime gölge düşürdü. Bir zamanlar
Corpus House'daki rekabetimi cinayetleriyle bitiren adam için ne diyebilirim ki? Ayrıca çok üzgünüm. Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. Ayrıca bize Belial'ın kalbini getirdi. Zor günler geçirdiğimiz ve inişli çıkışlı bir ilişkimiz olduğu doğru. Ama zaman yaraların çoğunu kapatıyor. Hayatının geri kalanı bu kadar kısa olmasaydı benim gerçekten hızlı bir iyileştirici olduğumu görürdün. Ah, az daha unutuyordum. Sürprizlere bayılırım. Kızı getirin. Bil bakalım o derme çatma ofisinde kimi bulup gel buraya. Taram. Seni şanslı köpek, seni garip şey. Neden en güzel kızları hep sen seçiyorsun? Yemin ederim, Belial'a dönüşmesi için bir bedene ihtiyacım olmasaydı, siz genç bayan soyuma harika bir katkı sağlardınız. Biraz, he? Biraz karıştıralım mı? Benden uzaklaş bakalım. Hadi, alın onu. Bana biraz Cassandra'yı andırıyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, senin de öyle düşündüğünü biliyorum. Aa, o bir savaşçıydı, evet. Ve biliyor musun? Bu onun kanının biraz daha tatlı olmasını sağladı. Yavaş ol, sakin ol, sakin ol, tamam. Evet, o yaşlı bunaklardan başka türlü nasıl kurtulabilirdim ki? Bu işi benim için sen yaptın ahbap. Yemin ederim. Siz insanların hata yapacağınızı kolayca hissedebiliyorum. Bir ipi çekersin, bacağı oynar. Diğer ipi çekersin, silahını çıkarır. Zavallısınız. Seni geberteceğim. Tamam. Ama önce ben. Vargas! Evet. Şu işe bak. Dün üstüme basmışlar gibi hissediyorum. Dylan? Ne cehennemdeyiz? Neredeyiz? Bir mezardayız. Ne? Hem mezarda mıyız? Hem mezarda ne işimiz var? Dalga mı geçiyorsun? Dylan! Dylan! Atarım. Birini adam alayım. Dayan biraz. Panik yapma, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dedim. Dur. 911. Tamam. Acil durumunuz nedir? Alo. Alo. Evet. Evet. Bir mezara kapatıldık. Bir mezarın içindeyiz ve nerede olur bilmiyorum. Karanlık, soğuk ve korkunç kötü kokuyor. Adresinizi söyler misiniz? Evet. Burada bir arkadaşımla birlikte mahsur kaldım. Nerede olduğumuzu o da bilmiyorum. Ve çok korkmuş durumda. Çok korkuyorum. Üzgünüm. Sesiniz gidip geliyor. Beni duyuyor musunuz? Şarjı uzun süre gidermiş masalını. Benim ölü kızıma anlat. Markus. Dylan, hayır. Markus. Ne? Sessiz ol Tanrı aşkına. Bak Dylan, düşünmeye çalışıyorum, tamam mı? Ne? O da ne? Az bilinen bir gerçek. Zombiler aslında çok iyi kazıcıdır. Dylan, bizi bu karanlık ve korkunç mezardan kazarak kurtaracağımı mı söylüyorsun? Bingo. Hayır. 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 Olmaz. Hayatta olmaz. Hey hey, beni dinliyor musun? Böyle bir şey asla olmayacak. Hayır. 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 Dylan, hayır. Senden nefret ediyorum. Ah!
Tadı işte fena değilmiş. Kilit adamın kimmiş bakalım ha? Bir zombi için hiç fena değil. Lanet olsun. Ne oldu? Tılsım üzerinde değildi. Onu kurtaracağız. Gidiyoruz işte, onu kurtaracağız. Endişelendiğim şey o değil. Sorun nedir tatlım? Ha? Neden surat asıyorsun? Merak etme. Seni öldürmeyeceğim. Aslına bakarsan sonsuza kadar yaşayacaksın. Evet, eğer Belal efsanesi doğruysa benden bile daha uzun yaşayabilirsin. Fakat daha önce yaşayan bütün ölü ırklarını önünde diz çöktüreceksin. Kim bilir? Belki yaşayanları da. Öyle ya. Seni kısa bir süreliğine bizden biri yapacağız. Çünkü ancak bir yaşayan ölü Belial'a dönüşebilir. Kuralları ben koymuyorum. İtiraf etmem gereken bir şey var. Ve muhtemelen bundan zevk alacağım. Nostua, Vitamea. Anlamadım. Ailemdeki eski bir deyiş ve anlamı da senin ölümün benim yaşamım. Seni lanet olsun. Nerede? Uzun zamandan beri kontrol Elizabeth'teydi. Dövmeli zombiyi kontrol eden de oydu. Ayrıca Gabriel'ı, Slake'i ve seni öldüren de oydu. Hepsini mi? Biliyordum. O bir canavar avcısı. Tıpkı babası gibi. Hey, silah taşımama gerek var mı? Yanımda bir silah bulunmalı değil mi? Anlaşılan mirasını tamamlamayı kafasına koymuş. Wolfgang'i ara ve süvarileri getirmesini söyle. Hadi. Dur. Bunu yapma Elizabeth. Bunu benim için bulacak tek kişinin sen olduğunu biliyordum Dylan. Beni bir tek sen anlayabilirsin ve bunu anlamalısın. Ya çok iyi anlıyorum. Fakat intikam ya da her neyse bir çözüm değil. Bunun babamın öldürülmesiyle hiçbir ilgisi yok. Bu çok çok daha büyük bir şey. Bizler iyilerdeniz. Milyonlarca masum zombiyi yok ederek iyi mi oluyorsun? Hayır. İşte burada yanılıyorsun Elizabeth. İyi olan biziz. Ama sen canavarsın. Bunu anlamanı öyle isterdim ki. Hayır, yapma. Hadi. Hayır. Aman Tanrım. Ha ha ha!
ben biraz derim. Dilim. O kadar çabuk değil. Ondan uzak dur. Kes şunu Markus. Elizabeth. Markus ben ciddiyim. Hey! Tanrım. İşte zombi gücü sürtük. Bana itaat edeceksin. Düşmanlarımız bu duvarların dışında, içinde değil. Beni durdurmaya çalışan herkes benim en büyük düşmanımdır. Senin efendim benim. Buna efendim de dahil. Bu dünya nihayet öfkemi görecek. Kimler varmış burada? Canavar avcısı değil mi bu? Bizim kökümüzü kurutacağını mı sandın? Evet ama domuzcuk, biz hala buradayız. Ve şimdi de ölmek zamanı. Dostum, zam konusunu konuşmamız lazım. İyi iş çıkardın Dilim.
Çok insan öldü. Bunu teslim etmem için güveneceğim biri lazım. Baban için üzgünüm. İyi bir insandı. Babamı o kadar çabuk gözden çıkarma. Bir ara tesise gelmeye ne dersin? Fakat bu kez gümüşleri evde bırak. Pekala. Hadi gidelim. İyi misin? Berbat görünüyorsun. Gelecek sefere müşteriyi ben seçeceğim, tamam mı? Baksana, gözümde bir şey varmış gibi hissediyorum. Gözümde bir şey var mı? Hayır. Bir şey yok mu? Hayır. Çünkü biraz tuhaf hissediyorum. Bize bir taksi çağır. Tamam. Şunu bir tutar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Aslında ona atayım. Ben alırım. Sorun değil. Aslında bir süre daha yanımda bulunsun. Ortağım için birkaç kopya çıkarmalıyım. Pekala, sen halleder misin? Tabii, hemen başlıyorum. Bir dakika, ortak mı dedin? Aman tanrım Dylan, sen şimdi ortak mı dedin? Yani ortak derken tabii ki beni kastediyorsun. Aman tanrım, bu harika. Affedersin, kasten yapmadım. Canı yandı biliyorum. Çok özür dilerim. Diğer kolum yerinde olsaydı sana sarılırdım. Artık sana yeni bir kol alırız ve yeni gözler. Biliyor musun? Aslında bu kolu gerçekten sevmeye başladım. Old Spice gibi kokuyor. Bana babamı hatırlatıyor.